İslami tasavvuf anlayışının Melami yolu büyüklerinden olan Mimi Dede'yi tanıyacağız. Nalıncı Mimi Dede 16. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi meslek olarak nalın, yani takunya türü ahşap ayakkabı imalatçısıdır. Evliyadan olan Nalıncı Mimi Dede'nin türbesi, İstanbul Unkapanı'nda Cibali'ye giderken Üsküplü Caddesi üzerindedir. Türbe, Haraççı Kara Mehmet Camii karşısındadır. Doğum tarihi belli olmayan Nalıncı Mimi Dede, 1592'de vefat etmiştir. Nalıncı Mimi Dede'nin tabi olduğu melamilik nedir? İlk önce onu inceleyelim. Eğer melamiliğin ne olduğunu anlayamazsak, Nalıncı Mimi Dede'yi ve kerametlerini anlayamayız. Kerametler nedir? Kerametler şeriata ölçü değildir. Fakat kerametler yol gösteren ibretlerdir. Keramette geçen olayı aynen taklit edemeyiz veya etmeyi bekleyemeyiz. Ama keramette geçen olayları tefekkür edip dersler çıkarabilmek bize muhakkak ki yeni ufuklar açacaktır. Melamiliğin ilk çıkış noktası ve ölçüleriyle bilgileri ilk Nişaburlu müellif Hüseyin es-Sülemi tarafından ortaya atılmıştır. 1021 tarihinde vefat eden es-Sülemi, Risaletül Melametiye adlı eserinde melamiliğin ilk çıkış ve uygulama kaidelerini anlatır. Es-Sülemi'nin 10 asır önce yazdığı eserinde belirtilen melamilik veya diğer adıyla melameti nedir? Melameti hiçbir iddia sahibi değildir. Çünkü ona göre iddia cahillik ve münasebetsizlikten ibarettir. Kendini üstün görme, eksiklikten kurtulamamış olmanın delilidir. Melameti, Allah'ın kendisini kerametle imtihan etmesinden ve insanların bu kerametten dolayı fitneye düşmesinden çekindiği için keramet göstermez. Halkın beğenisini kazanmak için dış görünüşlerini süslemezler. Toplum arasında ayırt edilmelerini sağlayan bir görünüşe sahip olmaya da önem vermezler. Gönül dünyalarını ve sırlarını bezemek amacıyla Allah'a yöneldiklerini belirtirler. Yaptıkları hayrı gizleme temel özellikleridir. Melameti Allah'ın emini olup, kendisiyle Rabbi arasındaki hali kendisine saklar. Melametiliği halk arasındaki ismiyle melamiliği tanıdıktan sonra, gelelim bu yolun büyüklerinden Nalıncı Mimi Dede'yi tanımaya. Evet, bu mütevazi türbesinde yatmaktadır Nalıncı Mimi Dede. Yaşadığı hayat gibi türbesi de tam bir melami anlayışa uygun. Gösterişsiz ve mütevazi. Yaşadığı devrin sultanı ile olan hatırası bir film şeridi gibi bu mübareğin hayatını özetleyecektir. Gelin Sultan 3. Murat'la yaşadığı olayları inceleyelim. Sultan 3. Murat Han saraydadır ve o gün bir farklıdır. Telaşeli görünür sultan. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz o da değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Sultanım, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm Siyavuş Paşa, der sultan. Hayırdır inşallah sultanım? Hayır mı şer mi öğreneceğiz paşa. Nasıl yani sultanım? Hazırlanın, dışarı çıkıyoruz paşa. Ve Sultan 3. Murat, Vezir-i Azam Siyavuş Paşa, iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir
ve gideceği yeri iyi bilir. Seri ve kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar. Döner Vefa'ya. Zeyrek'ten aşağılara iner. Un kapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatli bakınır sultan. İşte tam o sırada orta yerde yatan bir ceset görürler. Sorarlar, kimdir bu? Ahali, aman hocam hiç bulaşma. Ay yaşın biri işte, ölmüş derler. Sultan sorar, nereden biliyorsunuz ay yaş olduğunu? Müsaade et de bilelim, 40 yıllık komşumuz. Halktan bir başkası daha da tafsilata girer. Biliyor musunuz der, aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine. Hem nerede namlı mimli sokak kadını varsa takar peşine. Halk arasından yaşlının bir tanesi çok daha öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım, onu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardını gider. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah önünü keser. Nereye paşa? Bilmem efendim, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanmıştım. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebamızdır. Defnini tamamlasak gerektir paşa. Sultanım iyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz bu vebalden. Olmaz paşa, rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki sultanım, ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam, naaşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basbayağı kaldırırız işte. Yapmayın, etmeyin sultanım, bunun yıkanması, paklanması var. Tekfini, telkini. Merak etme, ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Vezir Siyavuş Paşa, Molla kalığında konuşmasına devam eder. Şurada bir mahalle mescidi var ama... Sultan sözünü keser ve devam eder. Olmaz. Vefat eden sen olaydın, nereden kalkmak isterdin? Vezir, ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Sultan konuşmaya devam eder. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur, tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin, haydi yüklenelim. Cesedi yüklenirler ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur. Kefen, tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki naaş ayağın beyan güzelleşmiştir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü şakilere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında Mimi dedenin. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin ona keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der, yanlış yapıyoruz galiba. Sultan, nasıl yani? Efendim, heyecana kapıldık. Cenazeyi sorup araştırmadan getirdik buraya. Kim bilir, hanımı vardı belki. Belki de yetimleri. Sultan konuşur. Doğru, öyle ya. Neyse, sen başını bekle. Ben mahalleyi dolanıp geleyim. Siyavuş Paşa cüz okumaya, tesbihata devam eder cenazenin başında. Padişah, garip maceranın başladığı noktaya doğru koşar. Nitekim sorar soruşturur. Nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir yaşlı kadın.
Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşeğe çöker yaşlı kadın. Ellerini yumruk yapar. Şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır. Belki hatıralara dalar. Neden sonra silkenip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini, avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Sultan sorar, niye? Yaşlı kadın cevap verir, ümmeti Muhammed içmesin diye. Sultan şaşkınlık içerisinde ağzından mırıldanarak hayret der. Yaşlı kadın anlatmaya devam eder kocası Nalıncı Mimi Dede hakkında. Sonra malum sokak kadınlarının ücretini öder ve eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleseniz gerek derdi. O çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım ve İslami kitaplar okurdum o sokak kadınlarına. Sultan mırıldanarak konuşur, bak sen, millet ne sanıyordu halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değil, hoş o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Sultan iç çekerek konuşur. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? Yaşlı kadın anlatmaya devam eder. İşte bu yüzden nişancaya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün bakasın efendi dedim. Sen böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu efendi dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Sultan merakla Mimi dedenin eşine sorar. Peki o ne dedi? Mimi dedenin hanımı iç çekerek anlatmaya devam eder. Önce uzun uzun güldü, sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işine, aynen böyle söyledi oğlum. Sultan Murat hayretler içerisindedir. Ama bir o kadar da hayranlık besler bu aileye. Kendisini ulvi düşüncelere dalmaktan alıkoyamaz o anda. Melami yolunun yolcusu Nalıncı Mimi Dede kendisini gizlemiştir. Allah-u Teala'nın öyle kulları vardır ki halk onları bilemez. Hoş bazen kendileri de makamlarının farkında değildirler. Hulusi kalp ile boyun bükerler ümmeti Muhammed'e. Halife-i Müslimine dua ederler. Samimi niyazlarıyla zırh olurlar sultana. Bir seher vakti gözyaşıyla yapılan dua, binlerle topun yapamadığını yapar. Krallıkları yıkar, kaleleri paralar. Nalıncı Mimi Dede de tam bir melamidir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri her halükarda yüceltmektir hedefleri. Kendilerinden kaynaklanan itaat ve amelleri küçük görmek, nefsinde bir varlık görmemek onların şiarlarıdır. İlim hakkında konuşmayı, ilimle övünmeyi ve ehli olmayana Allah'ın sırlarını açıklamayı reddederler. Halktan farklı giyinmemek, hizmet ve hürmet edilmeyi hor görmek, kerametleri gizlemek, melamiliğin tercihidir her zaman. İlim ve işaretlerin incelikleri hakkında konuşmayı bırakıp, emir ve nehi sınırlarını gözetmek, insanlardan yardım istememek onların incelikleridir. Melametilerin temel ilkesinin riya, kendini beğenme ve şöhret düşkünlüğü gibi nefsin tezahürlerine karşı nefsi kınama, yani levm yöntemini kullanarak mücadele ederler.
Buradaki hedef gerçek ihlası yakalamaktır. Bu anlayışın sonucu olarak melametiler amellerini gizleme taraftarı olmuşlardır. Kalbi ve fiili amellerinin başkaları tarafından bilinmesini hoş karşılamamışlardır. Kendilerini fark ettirecek özelliklerle ortaya çıkmaktan da sakınmışlardır. Bu sebeple sufiler gibi özel kıyafetler giyinmeyip, halktan biriymiş gibi görünmeyi tercih etmişlerdir. Aynı Nalıncı Mimi Dede gibi. Sufiler, daha sonraki dönemlerde tarikatlar şeklinde örgütlenip, kendilerine özgü hayat tarzı ve kıyafetlerle halktan ayrılmışlardır. Fakat melamet ehli bunlara gerek duymamış ve kendilerine toplum içinde ayrı bir zümre görünümü vermeyi uygun bulmamışlardır. İlk dönem melametiliğin ana çizgisi, nefsin arzularına ve riyakâr davranışlara karşı sürekli mücadele etmektir. Onlar iyiliklerini gizliyorlardı. Fakat daha sonraki dönemlerde melamilikte de bazı bozulmalar meydana geldi. Muhammed bin Ahmet el-Ferra gibi bazı melamiler, bu ilkenin uygulanmasında aşırıya kaçmışlardır. Hatta mensuplarından insanların kınamasını, öfkelerini ve kızgınlıklarını celbedecek davranışlar sergilemelerini istemişlerdir. Bu tavır, sonraki dönemlerde melameti anlayışın bir parçası haline gelmiş ve kendilerine yöneltilen eleştirilere zemin hazırlamıştır. Melametilerin samimi taklitçileri olarak tanımlayan ve onların bir de sahtekar taklitçilerinin bulunduğunu belirten 19. yüzyıl müelliflerinden Abdurrahman-ı Cami'nin bu sözleri konuyu aydınlatan önemli tespitlerdir. Abdurrahman-ı Cami, melamilerin daha sonra sahte taklitçilerinin çıktığından da bahsetmiştir. Fakat Nalıncı Mimi Baba, o adsız, sansız Allah dostlarından biridir. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergamalı olan bu melami dervişi, 1592 yılında vefat etmiştir. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah görmüş ve bu mübareği evine defnetmiştir. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurmuştur sultan. Dahası bir tekke ile bu mübarek insanın ismini yaşatmıştır günümüze kadar. Unkapanı'nda Haraçzade Cami karşısındaki türbesindeyiz. Adsız sansız bu Allah dostu bu mütevazi türbesinde yatmaktadır. 1592 yılından bu tarafa ismi ve hayatı hala dillerdedir. Yüzyıllardır insanları manevi iklimlere sürükleyen tasavvuf merkezlerinden birisi olan Üsküdar Mevlevihanesi. Üsküdar Mevlevihanesi, 19. yüzyıl içinde birçok defa yenilenmiş ve onarım geçirmiştir. Sultan II. Mahmud, 1834'te Mevlevihaneyi yeni baştan inşa ettirmiştir. Sultan Abdülmecid döneminde yapının bir takım eksikleri tamamlanmış ve onarımı yapılmıştır. Son olarak 1872'de Kaptan-ı Derya Ahmet Vesim Paşa tarafından bugünkü şekliyle ihya edilmiştir. İki katlı olan binanın zemin katı türbe, üst katı semahane şeklinde tasarlanmıştır. Zemin katta batı duvarında yer alan ve bahçeye açılan bir kapıdan türbeye girilmekte, girişin yanlarında üçgen kemerli birer pencere görülmektedir. Üsküdar Mevlevihanesi şeyhlerinden Mehmet Zeki Dede 1881 yılında vefat ettiğinde buraya gömülmüştür. Mehmet Zeki Dede
Bursa Kassam-ı Askeri kaleminden Manisalı Mehmet Refik Efendi'nin oğludur. 1821'de Bursa'da doğmuştur. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Zeminkapı Camii imamı ve Şer'iye Mahkemesi katibi olur. Daha sonra Bursa Mevlevihanesi'nde Şeyh Mehmet Dede'ye intisap ederek çile çıkartmıştır. Şeyh Mehmet Zeki Dede Efendi, talik hattına çalışarak hat sanatındaki maharetini geliştirmiştir. Uğur Derman Bey'in yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak, Şeyh Mehmet Zeki Efendi'nin talik hattını Sahibi Kalem namı ile bilinen Mirza Aka Afşar'dan öğrenmiştir. Mehmet Zeki Dede Efendi bu nedenle daha ziyade İran tarzına yakın bir şivede yazmış, büyük bir hat ustası olmuştur. Bursa'daki Osman Gazi Türbesi'nin tamirini takiben, kapı balasına asılan, şair Nevres'in yazdığı tarih ile Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Küçük Mehmet Ali Paşa'nın mezar taşı kitabesi ve Senih Efendi'nin 1861 tarihinde taş basma olarak basılan mersiyesinin yazısı Mehmet Zeki Dede Efendi'nin kalemidir. 1854'te Bursa'da vuku bulan büyük deprem neticesinde Sadi Tekkesi bitişiğindeki evini satarak İstanbul'a gelmiştir Mehmet Zeki Dede Efendi. İstanbul'da ise yazdığı levhaları satarak kitap tahrir ve mesnevi tedris ederek maişetini temin etmiştir. Daha sonra fetvahanede talik muallimi olmuştur. Bir süre Yusuf Kamil Paşa'nın konağında kendisine tahsis edilen maaş karşılığında mesnevi okutmuş, Paşa'nın kütüphanesinde hafız-ı kütüp sıfatıyla bulunmuştur. Yusuf Kamil Paşa'nın istediği kitapları istinsah etmiş, yani el yazması eserleri tekrar el yazmasıyla kitap kopyası çıkartmıştır. 1874 senesinde Üsküdar Mevlevihanesi'nin meşahatine tayin edilmiştir. 5 sene kadar şeyhlik yaptığı Üsküdar Mevlevihanesi'nde, cumartesi günleri Ramazan ayında da bazı camilerde mesnevi okutmuştur. Zeki Dede'nin Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde talik hat ile yazdığı muhteşem bir eseri bulunmaktadır. Talik hatla bir hayli mesnevi-i şerif el yazması kopya yazarak dağıtmak suretiyle de büyük hizmetlerde bulunmuştur Zeki Dede. Yine talikle yazdığı Bayburtlu Zihni'nin Hikaye-i Garibe adlı eseri İbnül Emin'in elindeyken şimdilerde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 1854-1855 senesinde istinsah, yani el yazmasından el yazması çoğaltma yapmış olduğu Mehmet Fahrettin Efendi'nin Gülzar-ı İrfan adlı eseri ise Sultan Abdülmecid'e takdim edilmiştir. Yazmış olduğu birçok hat eserinin yanında şairliği de vardır Şeyh Mehmet Zeki Dede Efendi'nin. Emin Paşa ve Değirmenci İbrahim Efendi gibi hat sanatında zirveye çıkmış ustaları o yetiştirmiştir. Talebesi Değirmenci İbrahim Efendi, Bursa Ulu Camii ve Hüdavendigâr camilerinin yazıları ve Söğüt'teki Ertuğrul Camii yazılarını o yazmıştır. Hem büyük bir hat sanatçısı, hafız, divan şairi, hem maneviyatlı zirve bu mübarek şeyh, 63 yaşında 1881 tarihinde vefat etmiştir ve Üsküdar Mevlevihanesi'ne, buraya defnedilmiştir. Vefatına Üsküdarlı şair Senih Efendi şu mısraları tarih düşmüştür. Bende-i sıdkı içtimali Hazreti Molla-i Rum, Merd-i Ruşen dil Bursevi Zeki-i Mevlevi, Şeyh birkaç sene bunda okuttu şevk ile, yevmi mahsusunda her hafta kitab-ı mesnevi.
Hırciye emri gelince çaresizdir imtisal. Çünkü olmaz kimseye cayı beka dünya evi.